Herkese merhabalar, ben Motorhane, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalın ilk kanuni videosuylayız. Böyle mavişim mavilendik, kapına kilitlendik dedik ve maviş maviş geldi. Ben normalde bunu çok söylemem ama normalde ben scooter sevmem. Scooterlardan nefret ederim. O yüzden böyle hep scooter videosu olunca böyle itelerim, ötelerim falan yaparım. Bir de Kanuni benim çocukluğumun motoru aslında. Çocukluğumun markası. Dedemde, dayılarımda falan hep bir Kanuni'nin farklı modelleri vardı. Efsaneleşmiş modelleri vardı. Yani böyle bir scooter deyince hani şeyde Türkiye'de motorcu algılarında hani Kanuni falan diyorlar böyle. Hani öyle bir algı var Kanuni'ye göre. Herkes öyle deyince tamam SEA 125 iyi inceleriz hani şey de olur maxi scooter da olur tabii 125'liğe göre bir maxi scooter bence bu olur falan dedik. Bindim, bütün her şey değişti. O söylediklerimi alın, hepsini delete, çift delete, hani komple çöpe dağıtmayı komple silin, o anlar hiç yaşanmamış gibi. Çünkü size sıfırdan Kanuni SEHA 125'i anlatacağım bugün. Gerçekten bu benim beklentimin de üstündeydi. Çünkü ben bu kadarını da beklemiyordum, böyle bir tasarım da beklemiyordum. Bana dediler ki hani Kanuni SEHA 125 falan, iyi diye başladığımız yolda bir hafta daha bizde kalsa mı, hani test falan biraz daha kalsın ya da eve de bir tane bundan alsak şöyle gider gelirken falan kullanırız'a döndürdük bütün işi. Öyle şaka gibi oldu yani bizim için. Kanuni SEHA 125 en başta şunu söyleyebilirim, B ehliyeti. Hani yeni düzenleme ile birlikte B ehliyetini kullanabilirsiniz. O yüzden 125 standardındaki o küçük ufak tefek kurye motorlarını istemiyorsanız ya kurye motoru görünümlü bir motor istemiyorsanız Kanuni'nin SEHA 125 modeli tam size göre, tam sizin aradığınız motor. Tam da aradığınız videodasınız şu an. Bütün detaylarıyla birlikte size anlatacağım çünkü. Motor hacmi olarak tek silindirli, 11,5 beygir, 12 Nm de torka sahip. Hızlanması çok güzel. Hızlanmasıyla ilgili hiçbir problem yaşamadık. Çünkü bu tarz 125 cc ve altındaki motorlarda hep bir böyle gaz açtığınız zaman aaa diye gidiyorlar. Abi cam veriyor yolda motor ya. O yüzden sevmiyorum bir noktada scooterları. Cam da vermiyor ve iki kişi kullandık. İkimiz de maşallahımız var yani böyle etimize, budumuza, yediğimizin hakkını veren insanlarız. Ve yokuşta da ooo diye gitmiyor. Yani 125 cc'lik bir motordan da beklentimizin üstünde oldu. Hızlanması çok güzel. Frenleri de çok güzel. Nadir bulabileceğiniz ön, arka hem disk hem de ABS olan motorlardan hani şeyini bulursun. Kampana üstü işte ön ABS ya da ön disk arka kampana belki olursa, atarlarsa üstüne böyle şansa ABS falan oluyor 125 cc'lerde. Ön arka disk ve ön arka ABS var. Frenler şu şekilde. Şöyle yaptığımda bitti. Bütün işi orada bitiriyor. Hani şöyle sıkayım falan değil. Çat diye duruyor. Çok önde alıyor ve çat diye duruyor. Kendiniz fren ayarında yapabilirsiniz. Mesela bizimki şu an 4. ayarda. Sertliğini de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani ben biraz daha böyle işi çekeyim falan dersen 1. 2. kademeye kadar da bunu indirebilirsin. Tasarım olarak da çok güzel. Herkes bunu ben ilk paylaştığımda ADV mi o? ADV 350 mi o? ADV mi? ADV falan demişler. Evet, ADV'nin tarz olarak ve tasarım olarak çok benziyor. İşte son zamanlarda birazcık daha boyutlar büyüyor. Bu keskin hatlarla birlikte farklı şeyler değişiyor ve güzelleşiyor. Bence tasarımı çok güzel. Böyle simli, sedefli de böyle bir mavisi var. Güneşte de çok güzel duruyor. O simli ve sedefli mavisi ve konforlu. Çok konforlu bir motor. Bende korumalar artı üstünde telefon olduğu için biraz hareket ederken zorlanıyorum.
Oturuş pozisyonu olarak da çok rahat ve çok konforlu. Mesela çok rahat oturabiliyorum. Öndeki depo hacminin, yani benzin depo girişinin orta kısımda olması sele altında bayağı bir depolama olarak büyük bir yer açmış. Çünkü hani depo arkada olduğu zaman ya da depo selenin altında olduğu zaman büyük bir depolamada şey oluyor, kayıp oluyor aslında. O yüzden böyle bacak arasına almış. Ben bunu böyle tuttuğum zaman biraz da rahat ediyorum. Yani şey gibi oluyor, bu biraz daha işte naked'a yakın bir sürüşe döndüğü için bu biraz daha bence daha da konforlu. Motorunuza inmeden tek tuşla hem depo kapağını hem de sele altını açabiliyorsunuz. Motorda anahtarsız çalıştırma var. Bu da böyle beğendiğim güzel teknik özelliklerden. Bazen böyle motor bütün teknolojiyle kaplıyorlar ama motor bloğunu leş gibi yapıyorlar. Bunun motor bloğu da güzel. Yani gidişinden anlayabiliyorsunuz. Yani çok seri hızlanıyor ama böyle hard diye de hızlanmıyor. Yumuşak bir şekilde hızlanıyor. Yine gazı verdiğiniz zaman kademeli ve yumuşak bir eğride yavaşlıyor. Hani ben gazı bıraktım, ışıklara doğru yaklaştık, gazı bıraktım. Böyle güzel ve yumuşak bir eğride yavaşladığı için bu da sevdiğimiz ve güzel özelliklerden bir tanesi oldu. Anahtarsız çalıştırma var. Motoru açabiliyorsunuz, duyduğunuz sesi. Motoru indiniz. Böyle giderken çat kilitleyebiliyorsunuz. Ve benim motorum nerede? Ben park ettim ama göremiyorum ya da bulamıyorum. Her neyse. Alarma basarak da motorunuzun tam nerede olduğunu sesinden de ortalama olarak kestirebiliyorsunuz. Akü bitti, ne olacak? Şimdi bu anahtarsız çalıştırma. Ne yapacağız biz? Çünkü farklı farklı markalarda ve farklı farklı motorlarda bu anahtarsız çalıştırma denendi. Ama anahtarı olmadığı için en ufacık bir akü bittiğinde bile o çalıştırılamıyor. İlla ki böyle yedek anahtarını yanınıza taşımanız ve bulundurmanız lazım. Şu arkada küçük bir tuş var. Bastım ve motor anahtarı. Anahtarsız çalıştırmanın içinde de motorun anahtarı var. Yani olur da olur. Motorun yedek anahtarı da var. Ama ben sadece anahtarsız çalıştırmayı aldım ve çıktım gittim. Aküsü bitti. Olur böyle şeyler. İnsanlık hali herkesin başına gelebilir. Anahtar her zaman yanınızda. Bu tatlı ve güzel bir özellik. Yine o kontak kısmında küçük bir yer var. Oradan da anahtarla da çalıştırma yapabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi şu anahtar elimde kaldı. Küçük de bir torpidomuz var. Hemen buraya koyalım. USB girişi de var torpidosunun içinde. Bak mesela elimdeydi anahtar. Artık yok. Nereye koyacağım derdine son. Bu torpido gözleri çoğunlukla anahtarlı olur. Motoru açtım şimdi. Direksiyonu kırdım. Kapattım. Kilide bas. Artık açılmıyor. Yani bir şey bıraktığınız ruhsatınızı ya da kişisel eşyalarını sürekli eve çıkarmak ya da getirip götürmek istemiyorsunuz. Açılmadığı için ekstra bir güvenli. Böyle yerler hep açılır, hep açık bırakılır falan filan. Biz yine açalım motorumuzu, gidonumuzu da açalım. Ve ön süperlikten bahsedeyim. Anahtarı vereyim sana. Ön siperlikten bahsedeyim. Rüzgar siperliği ayarlanabiliyor. O da güzel şeylerden bak. İki tarafında kollar var. Çektim. Şöyle ayarladım ve bıraktım. Bir dakika. Sonrasında tekrar açmak için de bu iki kolu aynı anda çektim ve bıraktım. Çok basit yani. Şu iki kolu görürsünüz. İndirdim ve kaldırdım. Siz rüzgarın durumuna göre, kendi boyunuza ya boyutunuza göre bu işte ben cam aşağıda ya da yukarıda diye ayarlayabiliyorsunuz. Bu siperliğin altında da bir tane güneş siperliği var. Gece oldu, gündüz oldu, güneş geldi vesairesinde hiçbir şekilde güneş gölge yapmıyor ekranınıza. Göremedim yolda ben ekranıma gibi bir problem de yaşamıyorsunuz. Aynı şekilde ekranda da navigasyon gibi bir özellik de var. Böyle de bir eklenti var. Telefonunuzdan navigasyona bağlayarak da sadece yolda giderken işte navigasyona ekstra telefon aparatı takmadan da navigasyonu yine gösterge panelinizden ulaşabiliyorsunuz. Bu da tatlı ve sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi. Kanuni'nin de iddiasına göre ben yazda kışta size ekstra tam konfor sağları ve bu motoru 4 mevsim güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz diyor. Daha dişli lastikleri var. Amortisör sistemi de aynı şekilde ve frenleme sistemine zaten söylediğim gibi ekstra güvenli de bir frenleme sistemine sahip. Arkada Nitrox çift gazlı süspansiyon var. Bu yazında kışında ekstra işte daha konforlu biraz da daha güvenli bir
sürüş için önemli detaylardan bir tanesi. Konfor dediğimiz bir tarafta da selesi de çok konforlu. Şöyle geniş geniş oturup geniş geniş de sürebiliyorsunuz. Aynı şekilde artçı selesi de ekstra bir yumuşak. Yani iki kişi ben sürelim diyorsunuz. Buraya bir tane CC bar taktırırsınız ya da bir çanta böyle sırtını yaya yaya uzun yolda da güzelce kullanabilirsiniz. Şehir içerisinde ben tek başıma kullanıyorum derseniz de o şekilde de güzelce kullanabilirsiniz. Çünkü bu motorların birazcık güvenli olması bu 125 cc olaylarıyla birlikte ben ilk defa motora başlayacağım ve B ehliyetim var hemen bir 125 ile başlayayım teşviğinden yararlananlar bu motorlarla düşecekler. Böyle şeyler yaşanacak. Bu motorlar güvenli olursa kullanıcının hatalarını tolere edebilir. Frenleme hatası, gazlama hatası gibi hatalarını tolere edebilir. Marka model söylemeyeceğim. Bir gün biz aldık, eski evimiz yokuş, dimdik yokuş. Motorda el freni yok. Scooter böyle, maxi scooter. Motorumuzu servise vermiştik. Dedi ki servis, sen de scooterla git bugün. Kaldık yokuşta. Şey yok. Özellikle buraya böyle bastıracak aparat satılıyormuş. Buna ekstra satın alıyormuşsun, bağlıyormuşsun falan. Abi niye gireceğim ben böyle bir olaya falan dedik. Aşağıya düzlüğe bıraktık. Bu motorun en güzel özelliklerinden bir tanesi de el freni üzerine geliyor. Bunu sıktım. Şurada küçük bir pin var. Bu pimi şöyle yaptım. Ve el freni artık online ve açık. Şeyi de metal olduğu için hemen böyle bozulacak, kırılacak, elinize kalacak da bir malzemeden de yapılmamış. Aydınlatma sistemi de tamamen LED. Halojen de değil, tamamen LED. LED sinyaller, LED aydınlatma ve LED stop gerçekten büyük bir aydınlatmaya, gerçekten büyük de bir stopa sahip. Güvenlik, güvenlik, güvenlik diyoruz. Scooterlar görünmüyor diyoruz. Sinyaller LED, far LED, stop LED. Bunu da görmeyen adam sizi zaten görmek istemiyordur. O seni orada yok sayıyordur. Yani aydınlatmalar gayet yeterli ve kapladığı alanda gayet büyük olduğu için de böyle çok da zorlamıyorlar yolda. Çok da sıkıştırmıyorlar birazcık boyut büyük olduğu için de. Biz gayet sevdik ve beğendik. Hani size söylemediğim detaylardan bir tanesi. Hani ekstra da şunu söyleyebilirim. Orta sehpa ve yan sehpa da var. Durduğu yerde orta sehpayı da alabiliyorsunuz. Aynaları da çok güzel, açıları da çok güzel ve büyüklüğü de çok güzel. Omuz görmedim ben. Motorda dörtlü aydınlatması, selektör de var. Ben size bir de benim boyumda nasıl duruyor göstereyim. Normal bir motora biniyormuşsunuz gibi orta, biraz daha orta alanı yüksek olduğu için yani şöyle ayağınızı atıp oturamıyorsunuz. Yine ayağınızı kaldırıp şu şekilde oturursanız en azından şuraya çizmezsiniz. Öyle oturmak biraz zor oluyor. Yani ben 1.60'ım, ben de gayet hem de böyle hafif de bir motor olduğu için indirmem, kaldırmam da hiçbir problem yaşamadım. Kafanızda bir boy problemi varsa diye söylüyorum. Eğer söylemediğim, eklemediğim, şunu da söylemedin dediğiniz detaylar varsa onları da yorumlar kısmında bana sorun, ben size cevap vereyim. Seve seve ve gönül rahatlığıyla size cevap verebilirim. Biz motoru genel olarak sevdik. Hızlanmasıydı, duruşuydu, teknolojisiydi falan. Canyon'i bence şu an standartların üzerinde bir motor yapmış. Almayı düşünüyorsanız aklınıza belki SEHA 125 gelmediyse bir düşünün derim size. Benim size de bir nacizane önerim olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, videolarıma destek olmak için teşekkürler butonuna basmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.